Virüsler ve mikroorganizmaların neden olduğu beyin iltihabı tıbbi ismiyle ensefalit yakın tarihlerde Hindistan'da salgın biçiminde ortaya çıkarak ciddi can kayıplarıyla sonuçlanmıştır. Beyin fonksiyonlarına zarar vererek kalıcı hasarlara yol açan bu hastalık yaş, cinsiyet, coğrafya fark etmeksizin birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Beyin iltihabı sıklıkla bağışıklık sisteminin zayıf olduğu bireylerde görülüyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Nöroloji Bölümünden Uzman Doktor Hüseyin Konca beyin iltihabı hakkında önemli bilgiler vererek şu uyarılarda bulundu. Virüs ve viral enfeksiyonlardan kaynaklandığı bilinen beyin iltihabı kan ve idrar yollarında hatta deride bulunan açık yaradan dahi vücuda girme özelliğine sahiptir. Vücuda giren virüs ve enfeksiyonlar beyin dokusuna yerleşerek felç, inme, hafıza kaybı, görme ve işitme bozukluğu gibi kalıcı hasarlara neden olmaktadır. Beyin iltihabına yol açan önemli risk faktörleri, hijyen şartlarının kötü olması, güçsüz bir bağışıklık sistemi, deride kesi, yara gibi açık bir bölgenin bulunması, aşılanmamış veya eksik aşılanmış olmak, Yabani hayvan tarafından ısırılmış olmak, beslenme yetersizliği ve aşılanmamış meyve ve sebzelerden kaynaklanmaktadır. Beyin iltihabı mantar ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmaların vücuda girerek beyinde hasara neden olmasının yanı sıra fiziksel fonksiyon kayıplarına da neden olabilmektedir. Vücutta açık yer arayarak beyin dokusuna yerleşmeye çalışan zararlı bakterilerden korunmak için gün içerisinde bulunan ortamların hijyen koşullarına özen gösterilmelidir. Beyin iltihabına kusma, ateş ve ishal gibi klasik belirtiler dışında diğer hastalıklardan ayıran en ağır semptomları şu şekilde sıralanabilir. Ense ağrısı, bilinç bulanıklığı, hareketlerde yavaşlama, görme bozuklukları, bilinç kaybı ve işitme problemleridir. Bunların haricinde günlük hayatta kullanılan yanlış saç bakım kremleri, boyalar ve alerjik durumlar kafa derisinde sivilcelenme ve iltihaplanmalara neden olabilmektedir. Bu iltihaplanmalar hekim tedavisi doğrultusunda krem veya bazı bitkiler ürünlerle tedavisi sağlanabilmektedir. Kafa derisinin görünen kısmında meydana gelen bu durumla beyin iltihabı hastalığı karıştırılmamalıdır. Beyin iltihabında vücuda giren mikroorganizmalar beyin dokusunda yer edinerek tahribat oluşturur ve hayatı tehdit eden işlev bozukluklarına neden olmaktadır. Kalıcı hasarlar ve hayatı tehdit oluşturan beyin iltihabı evde tedavisi sağlanamayacak ciddi bir rahatsızlıktır. Hastalığın şiddeti bağışıklık sistemine göre kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Bilinç bulanıklığı, şuur kaybı gibi belirgin farklı semptomları bulunan beyin iltihabında belirtiler fark edildikten sonra en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna giderek beyin nöronlarının fonksiyonlarını değerlendirmek için EEG çekilmelidir. Kan, idrar testleri ve duruma göre beyin MR görüntülemesi yapılmaktadır. Bazı durumlarda kesin tanı için beyin biyopsisi yapılmaktadır. Beyin iltihabı merkezi sinir sistemini hedef alarak görme, işitme ve fiziksel fonksiyon bozukluğu gibi ciddi hasarlar bıraktığından dolayı erken dönemde yapılan tedaviyle iyileşmek mümkündür. Ancak tıbbi müdahalenin geç kalındığı durumlarda ölüme de neden olabilmektedir. İyileşme sürecinden sonra erken dönemde tekrarlama söz konusu olduğundan hekim takibi ve kontroller mutlaka aksatılmamalıdır.